Merhabalar. Bugün infertil hastada bariyatrik cerrahiden ve gebelik planlamasından bahsetmek istiyorum. Ee, hemen konumuza başlayalım. Obeziteyi nasıl tanımlarız? Obeziteyi tanımlamak için çeşitli indeksler var ama en çok kullandığımız vücut kitle indeksi. Vücut kitle indeksine göre 30'un üstünde olan yani vücut kitle indeksi 30'un üstünde olan hastaları obez olarak tanımlıyoruz. Obezite sadece ee, infertilite değil, aslında bir halk sağlığı problemi, diyabetten hipertansiyona e, ve ölümlerin özellikle önemli bir, de, bir nedeni, e, tüm dünyada ölümlerin yaklaşık %7'sinden fazlası obeziteye bağlı olarak görülüyor. Obezite ve üreme özel, e, özelinde baktığımızda ise obezite sadece kadınları etkileyen bir problem değil, erkek fertilitesinde etkilediğini biliyoruz. Günümüzde sıklıkla Bariyatrik cerrahi obez olan kişilere yapılmakta ve bu kişilerin yaklaşık %80'i de kadınlardan oluşmaktadır ki bu nedenle biz kadın doğumcular olarak ee, bariyatrik cerrahi yapılacak hastaları iyi bilmeli, bariyatrik cerrahi sonrası gebelik planlarını iyi yapmalı ve bunu hastaların gebeliklerini de iyi yönetebilmeliyiz. Obezite ve üreme üzerinde obezite adet düzensizlikleri yaparak anaulatör siktuslara neden olarak polikistik over sendromu ilişkisiyle ve bazı kadın kanserleriyle ilişkisi nedeniyle bizi çok ilgilendiren bir konu. Peki obezite infertilite yol açar mı diye baktığımızda bunun ne, e, cevabını evet olarak verebiliyoruz. Yani şöyle ki e, anaulatör e, obez olan ve obez olmayan bir kadının ...fertilite yönünden karşılaştırıldığında yaklaşık 3 kat... E, ...fertilite probleminin olduğunu görüyoruz. Yine vücut kitle indeksinin artmasıyla beraber... ...fertilitenin düştüğünü biliyoruz. E, Obezite ile beraber yaklaşık 3 kat kadar... E, ...infertilite probleminin görüldüğünü yine biliyoruz. Obezite ile polikistik over sendromu birlikteliğine baktığımızda ise... ...bu da... E, Şöyle benzetilebilir, yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi. Polikistik hastaların çoğunluğunda obezitenin eşlik ettiğini biliyoruz. Fakat obezite e, polikistik over sendromuna neden olmuyor gibi görünmektedir. Obezite tüp bebek başarısını da etkileyen, tüp bebekte e, negatif sonuç alma ihtimalini artıran e, bir problem olduğunu Yayınlardan görebilmekteyiz. Peki bu obezite niye fertilitemizi azaltıyor? Niye infertiliteye açıyor Çünkü düşük LH, düşük FSH e, seviyeleriyle gidiyor. Kısa bir luteal faz ve uzamış bir foliküler faz olduğunu görüyoruz. Anovülasyonu sık görüyoruz. Steri, steroid hormon bağlayıcı globinin düştüğünü, buna bağlı olarak androjenlerin arttığını, e, östrojenin aromataz... Aktivitesinin periferik aromataz aktivitesinden dolayı ve steroid hormon bağlayıcı globininin düşüklüğünden dolayı yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da e, hipotalamo hipofizer aksı bozduğunu biliyoruz. Ayrıca e, foliküler gelişimin bozuk olduğunu, subenflamatuar bir e, prosesin olduğunu, e, yardımcı üreme yöntemlerinde verilen ilaçlara cevapsızlığın olduğunu, düşük cevabın olduğunu, Toplanan oositlerin ebatının normal kilolulara göre daha küçük göründüğünü, bazı yayınlarda anaploidi probleminin riskinin arttığını, hücre içi mitokondriyal değişimin bozulduğunu, e, bu proinflamatuar sürecin endometriumda hasar yaptığını, endometrium reseptivitesini azalttığını, özellikle immün globulin e, insülin like growth faktör bir reseptör seviyesinin azaldığını görüyoruz. Peki obezitede Tek tedavi bariyatrik cerrahim olmalı. Yani kilo kaybetsek, kilo verdirtsek hastalara başarı sağlayabilir miyiz? Evet. Ee, kullanılan diyet, ilaç, orlistat gibi ilaçlar, sporlar, spor yapmanın e, spontan gebeliği arttırdığını, kilo vermekle gebelik ihtimalinin arttığını biliyoruz. Yani bariyatrik cerrahinin tek çözüm olmadığını biliyoruz. Fakat e, bu yöntemlerde özellikle e drop out dediğimiz ilacı bırakma ihtimalinin, ilacı bırakma oranının yüksek olduğunu, yaklaşık %14-22'lerde olduğunu, yani hasta uyumunun düşük olduğunu görmekteyiz. Eee bariatrik cerrahi olarak sleeve gastrektomi, Roux-en-Y anastomoz, biliopancreatic Diversiyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. E, bu yöntemler sonucunda 5 yıl içinde hastalar yaklaşık e, toplam kilosunun %50'sini kaybetmektedir. Fakat ee, özellikle mal absorpsiyon sendromuna neden olabileceği düşünülen e, çok da masum olmayan bir işlem e, şu an için e, kullanılan obezitedeki cerrahi yöntemler. Bu da bizi, e, bu mal absorpsiyon sendromunda da bizi gebelikte alert duruma geçirmelidir. Yine yayınlara baktığımızda e, bariyatrik cerrahi sonrası fertilitenin %58'lerde düzeldiğini, e, yardımcı reme yöntemlerinde verilen gonadotropin dozlarının cerrahi sonrası azaldığını, östrojen seviyesinin değiştiğini, fertilizasyon oranlarının arttığını, e, kaliteli emriye oranlarının arttığını görüyoruz. Yine e, polikistik over sendromunda e, fertilitenin hızlı bir şekilde geri döndüğünü, bariyatrik cerrahinin işe yaradığını görüyoruz. Peki bariyatrik cerrahi fertiliteyi nasıl etkiliyor diye baktığımızda, Hormonal değişiklikler yapıyor. Biraz önce saydığımız FSH, LH, proinflamatuar süreçler vesaire bunları etkiliyor. Ayrıca anovülasyonda olan hastayı ovulatuar duruma geçiriyor. Yine vücut imajını değiştirip cinsel aktivite sıklığını da artırabiliyor. Yine polikistik over sonrası bariyatrik cerrahide hastaların ...çok hızlı bir şekilde ovulatuar e, duruma döndüğünü, 3 ay içinde döndüğünü... ...hatta aistizmin düzeldiğinde de görebiliyoruz. Birçok yayın var bariyatrik cerrahi sonrası ki bunların hepsi... ...daha doğrusu çoğu retrospektif yayınlar bariyatrik cerrahinin fertiliteyi artırdığına dair. Hatta bariyatrik cerrahi sonrası oral kontraseptif kullanımının azaldığını... E, ...düşük ihtimalinin azaldığını, menstrual döngünün düzeldiğini gösteren yazılar var. Yine biz obez hastalarda fertiliteyi artırmak için bazen metformin kullanabiliyoruz. E, kombine tedaviler kullanabiliyoruz. Aromatazin inhibitörleri veya klomifen stratla beraber. E, bariyatrik cerrahinin metformine göre daha iyi olduğunu da yayınlar söylüyor. Peki, <laughs> ASRM'nin komite opinionu ne dedi bu konuda? Anovulator e, olan obez kadınlarda e, fertiliteyi etkilediğini biliyoruz, bariatrik cerrahinin buna iyi geldiğini biliyoruz. Fakat e, obez ve ovulatuar olan kadınlarda ise bariatrik cerrahi sonrası e, canlı doğum oranının değişmediğini görüyoruz. Gebelik durumuna baktığımızda ise yine obezlerde gördüğümüz insülin rezistansı, lipotoksite, proinflamatuar süreç e, düşük riskini artırıyor. Bunun yanında hipertansif bozukluklara neden oluyor, ee, diyabet riski artıyor, makrozomik bebek doğurma ve LGA bebek doğurma ihtimali artıyor. Özet olacak olarak bakacak olursak obezitenin infertilite riskini artırdığını biliyoruz. Fakat obez olan çoğu kadın ve erkek fertildir. Yani obezite tek başına infertilite nedeni değildir. Kadınlarda ovulatuar disfonksiyona, ilaçlara düşük yanıta, oosit ve endometrium fonksiyonlarında değişikliğe, ve tüp bebekte düşük doğum hızı ile obezite ilişkilidir. Obez kadınlarda gebelik komplikasyonları daha sıktır. Fakat mal absorpsiyon sonrası ee, cerrahi sonrası mal absorpsiyon problemlerinden dolayı gebelikte de bu kadınlar dikkatli izlenmelidir. E, mal absorpsiyon problemlerinden dolayı bariyatrik cerrahi sonrası en az bir yıl süreyle gebeliğe müsaade etmemek gerekir ki bu da tartışmalı konulardan bir tanesi. E, bu bir yıl süre içerisinde fertilite acaba e, yaşla beraber daha az alacak mı? E, bu da bariyatrik cerrahi üzerinde düşünmemiz gerektiren en büyük sorunlardan bir tanesi. E, yine anomulatör obez kadınlarda kilo vermek, bariyatrik cerrahi olsun olmasın, gebelik şansını, unassisted reproduction yani spontan gebeliği artırdığını biliyoruz. İster e, yardımcı üreme yöntemleriyle olsun... E, obez ve ovulatuar kadınlarda yani ovülasyon varsa gebelik öncesi kilo vermenin canlı doğuma etkisi olmadığını şimdilik çalışmalarla e, biliyoruz. Sonuç olarak obezite, fertiliteyi etkileyen tek faktör olmayabilir. Obez kadınlar fertilite ve gebelik problemleri için yüksek riskli gruptadır. Gebelik öncesi danışma ve e, multidisipliner yaklaşımla obezite ve üremeyi, ve kadınların diğer obeziteyle ilgili problemlerini e, multidisipliner bir yaklaşımla çözmemiz gerekir. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.